Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun süredir yeni bir video yapmadık. Tekrar yeni bir videoda birlikteyiz. Abone olursanız memnun oluruz. Şimdi şu andaki tamir fermuarla ilgili. Çantamızdaki fermuarın şu arada bir boşluk var. Buradan da fermuar geldiğinde tabii ki doğal olarak çıkacak buradan. Yani buradan çıkış yapacak. Tek taraflı çalışmış olacak. Bunu ne yapabiliriz kullanabilmek için? Şu dişleri şu tarafa doğru kaydırarak aşağı vererek bu boşluğu bu çantamızı kullanışlı hale getirebiliriz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir tane saç kurutma makinesine, ama bu elimizi yakmayacak, yani ısısı. Yani bayağı bir sıcak tutacak ama yakmayacak. Çok yakarsa şu plastiği eritir. Eritince de işlevsiz hale gelir. Bunu ısıtacağız. Isıtınca da gevşeterek şöyle de bir dar buruna ihtiyacımız var. Dar burunla da ileri çekeceğiz. Şu anda yapalım, başlayalım. Gördüğünüz gibi yürüyor bu tarafa. Evet, gördüğünüz gibi bunları böyle ayarlarını da yapacağız ayrıca yavaş yavaş. Şundan biraz yakın olmuş. Evet, şu aşağıda sökersek burada kaç tane diş var? Bir iki tane daha diş var. Onlardan faydalanabiliriz.
son diş. Evet. Çalışmasını deneyeceğiz. Şuralardan şöyle şuralarda biraz düzenlemek gerekiyor. Deneyeceğiz. Bunların yerine tekrar oturması için tekrar yüksek bir sıvı vereceğiz. Aynı şekilde. Evet, bu ısıyı verdikten sonra bu soğarken kendine yerini bulacaktır fermuar burada. Bunu sıcakken çalıştırmayacağız, az soğuduktan sonra. Makinesi olan, eğer tamirci iseniz makinede dikersiniz. Değilseniz bireysel kendi çantanızsa elde dikebilirsiniz. Bu şekilde çantanız kullanıma hazır hale gelecektir. Az sonra deneyeceğiz çalışmasını. Bunlar vazelin zaten, çok sorun değil. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Evet, zaten buraya kadar çok da inmeyecek fermuar, çünkü çok önemli değil aşağı inmesi. İsterseniz indirebilirsiniz. Zaten bu fermuar dikilince şöyle bir şey olacak. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi burada çalışacaktır yani. Sıkıntı olmaz. Şöyle. Gördüğünüz gibi evet çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şurada zaten kopuktu. Bu fermuarı kullanamayacaktık. Kullanır hale getirdik bu şekilde. İyi günler diliyorum. Tekrar yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.